Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet şöyle çok güzel bir model hazırladım. Yine iğneden tığa hoş ve zarif bir model arkadaşlar şöyle bakın modelimi göstereyim şöyle modelim bu kayanın üzerine 3 tane dal yaparak bu şekilde uç kısımlarına da trabzandan yuvala çiçekler hazırlayarak böyle zarif bir iğne görünümü bir model hazırladım Şöyle arkadaşlar, trabzanlar yerine fıstık yapacaktım da üçer tane fıstık dalların üzerine. Çoğunu şimdi bu fıstığın yerini ne yapabiliriz diye sorduğu için daha önce böyle üçlü fıstığın kenarına üçlü bu kirpiklerden hazırlamıştım böyle yaprağın kenarına olsun tekli olarak. Onun üçlüsünü denemek istemiştim. Ve sizler ne yapacağız diye çoğunluk çünkü fıstık yapmayı bilmiyor, o yüzden. Onları alternatif olsun diye fıstık yerine bu şekilde tasarladım. Sizler tabi bunu fıstıkta yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu dal kısmındaki orta zinciri 7 çekiyoruz. Siz 5 çekerek onu fıstığa göre ayarlayabilirsiniz dal kısmını. Evet modelim bu arkadaşlar. Şöyle çok yakın gösterdim sanırsam. Bir de karşıda modelimin zarifliğini. Bakın bildiğiniz ara suyu ve çiçeğim bu şekilde. Çok güzel duruşu var arkadaşlar. Zarif bir duruşu var. Bir de sallantılı haline bakın. Hangisi hoşunuza giderse ışık açısından olsun. Görüntü açısından. Şöyle göstereyim. Sanki ışıkta bir tık daha öyle mi güzel acaba? Şimdi modeli nasıl yaptık? İlk önce tabi her zamanki ikişer zincir çekerek tığlamalarını hazırlıyoruz. Şöyle kolay bir ara suyu 5 tane bırakıyorum. Genelde arkadaşlar siz ne kadar bırakırsanız sonra bu zemindeki kayamızı yapıyoruz. Üzerine 3 dal olarak çimenimiz devam ediyor. Çimenden sonra bu çiçeklerin yapılışına geçip modelimizi tamamlıyoruz. İkişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Evet. İlk başlar gibi başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip Sık iğnenin üzerine iki zincir. Bir defa tığımı doladım. Şöyle. 3 seferde alıyorum. 1 2 ve iki. Dört zincir. Trabzanın ara kısmından kapatıp yanına bir sık iğne oluşturuyorum şöyle tekrar iki zincirimi çekip hemen yanındaki tığ battıya kapattık Bunu bir zincir de çekebilirsiniz yine iki zincirimi çektim bir de faturayı doladım yuvanın içerisine giriyorum üç seferde alıyorum 1 2 ve 2 şöyle 4 zincir kapatıyorum bir sık iğne yapıyorum. Sık iğneninden sonra hemen iki tane zincirimi çekip yanındaki boş olan tığ battıya kapattım. Bu da beşinci arasıyım. Bu şekilde arkadaşlar bakın beş tane yaptık. Şimdi beş tane de üçer zincirden tığ battı yapıyorum. Üç zincir kapattım. Üç zincir kapatıyorum 3 zincir şöyle kapattım 3 zincir kapatıyorum 3 zincir kapatıyorum Evet 5 tane bu şekilde battığı hazırladım bir zincirle dönüşümü yaptım ve tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Yanındaki yer. Bu bir. 3 zincir. Şöyle 1 2 3 zincir. Evet. 5 tane tığ battığıyla başladık. 4 tanesini alt olarak kullandık bir tanesini arkadaşlar aramızda mesafe olarak bıraktık ara suyuyla bu yapacağımız kayanın arasında bir tane boş bıraktık Evet şimdi bir zincire dönüşümü yapıp tığ battıya sık iğnemi sabitliyorum sıkı sıkı 3 zincir kapattım 3 zincir sıradakine kapatıyorum bir zincirle dönüşümü yaptım bak ve burayı hemen yanındaki de yuvaya sık iğne ile sabitleyip 7 tane zincir çekiyorum 5 6 ve 7 hemen tek olan tığ battıya kapattım şöyle bir zincirimi çekip dönüşümü yaptım tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz Buraya 3 tane bakın bu 7 zincirli yuvaya 3 tane dal yapacağım. Sıkı sıkı 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2 7 zincir 7 zinciri trabzanın arasına kapattım. Buraya mor yuvaları yapacağız arkadaşlar trabzan için yine 4 tane sıkı sıkı zincirimi çekip dalımı oluşturdum bakın. İlk dalımız oluştu. Aynısından 3 tane yapalım. Yine 4 zincir. iki defa tığımı doladım. Yoyaya giriyorum. 2 2 ve 2. 4 zincir. Şey 7 zincir. 6 ve 7. 7 zinciri kapattım trabzanın arasına 4 zincirle aşağıya iniyorum. Şöyle sabitledim. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. 2 2 ve 2. 7 tane zinciri çekiyorum. Trabzanın ara kısmından girip sabitledim. Yine 4 tane zincir. Kapattım. Hemen yuvanın içerisine sık iğne ile girip tamamladım. Çünkü şu dönüşte sık iğne yaptık ya arkadaşlar. Bu bitişte de bu şekilde dip kısmına sık iğne olursa dallar çok güzel Evet şimdi aşağı ineceğiz bakın. Hatta şöyle 3 zincirimi çekeyim. Bir tane bakın burayı atlayıp şu ikincinin ara kısmından girince bu iniş kısmı daha güzel duruyor. Çünkü bakın burada iki tane çıkıntı var. O yüzden bu şekilde 3 zincir hemen tığ battı seviyesine iniyorum. Buralar iki zincir de çekebilirsiniz. Şu kısımlar üç zincir. Elinize nasıl uygunsa. Evet. Hemen bu ara boşluktaki bak, bir tane tığ battı. Mesafesini hani bu sağ tarafta bırakmıştık ya. Sol tarafta da bu bir tane tığ battı. Mesafesini bıraktıktan sonra iki zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen şöyle bir 2-3 seferde biraz uzun olsun istiyorum daha güzel duruyor. İster 2 sefer, ister 3 seferde trabzan alabilirsiniz. Dibine bir tane sık iğne, 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle. Evet, 2 zincir, bir defa tığı doladım. Yandaki tığ battıya 1, 2 ve 2, 4 zincir. kapattım. Yanına bir sık iğne. iki zincir. Sabitledim. Evet bakın. Bu şekilde. Beş tane ara suyu. Sonra bu düz kayayı ve dalları yaparak çimenimiz devam edecek. Şimdi çiçeğinin yapılışına geçelim. Evet. Şöyle 7 zincirli yuvanın içerisine girip sık iğne ile sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum bir defa tığı doladım yuvanın içerisine girip 3 sefer dalıyorum bakın arkadaşlar 1 2 ve 2 trabzanımız hazır bir defa doladım 1 2 ve 2 baştaki bu 3 zincirle beraber 3 tane trabzan yaptım şöyle 1 2 2 trabzanda dikkat edeceğiniz nokta yuvadan aldığınız ilk ilmeği arkadaşlar şöyle güzelce şöyle bol olmayacak şekilde yaparsanız trabzanlarınız çok güzel durur bakın Evet 2 4 5 oldu şöyle yuvaya giriyorum 6 şöyle 3 seferde Evet kaç 2 4 6 2 4 6 7 8 9 mu arkadaşlar zincirle beraber 7 8 şöyle Evet Şimdi arada iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Sadece sık iğne tutturacağım. Fazla birbirinden ayrık olmasın. Bir defa tığı doladım. Geçiş köprümüş. İki zincir. Hemen yine buraya girdim. Şöyle bir, iki ve iki. Bir defa tığı doladım. Şöyle bir, şöyle iki ve iki. Evet, üç oldu. Dört. altı yedi sekiz ve dokuz dokuzuncu da aynen bakın bu şekilde hazırladık bakın iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 9 tane trabzandan sonra bir defa 2 zincir çekip bir defa tığı doladım. 2 zincir geçiş köprümüz bir diğer dalımızdaki yuvamıza. 1, 2 ve 2, 3 sefer alıyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 1, 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. 3. Yuvaya giriyorum. 5 6 7 8 9 Evet şöyle 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 oldu arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle 2 veya 3 zincir çekip yuvada 9. trabzan olarak kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha çekelim. Burayı 10 yapalım. Şöyle. 3 zinciri kapatıyorum. Bu şekilde sonuncu trabzan olarak bakın arkadaşlar. Kirpiğimi de kesiyorum. Şöyle arkadaşlar. Bu şekil bir böyle model oluşuyor. Şimdi üzerinin bu ince pipiriklerini de yaparak şöyle bunun toplanmasını, şekil almasını sağlayalım. Evet, şimdi yapmış olduklarımız işimizi şöyle ters tarafına çeviriyoruz. Bakın tülbentimizin ters tarafındayız ve buradaki 3 zincirle aşağı indiğimiz bu tepe noktadan giriyorum. Şöyle bakın. İlk trabzanımızın tepesinden girdik. 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi çektim. 1 2 tane bırakıp şöyle trabzanın tepe noktasından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 6 zincir. 1 2 tane atlayıp 3.sünün 3. Üçüncü trabzanın ara kısmından 6 zincirimi sabitliyorum. Yine 6 zincir. Bu 2 zincirin ara kısmından girip sabitliyorum. 6 zincir. 1, 2 ve 3 Altı zincir 1, 2 Üçüncünün tepe kısmından girdim Altı zincir iki zincirli aradan girip Sabitliyorum 3 tane her yuvaya arkadaşlar bu şekilde üçer tane yuva hazırlamış oluyorum bu trabzanların tepelerine. Şimdi son 3 yuvamızı da hazırlayalım 6 zincirden. Yine 1 2 3'üncünün şöyle ara kısmından giriyorum. 4 5 ve 6 sayıyorum. 1 2 3. yine 6 zincir 3 zincirle yukarı çıkmıştık ya buradaki Tepe noktasından girip buraya sabitliyorum iki zincirle düz tarafına döndüm bakın düz yüzündeyiz bunu sahte sık iğne ile yapıyorum daha zarif dursun diye Arkadaşlar şöyle iki zincir sahte sık iğneyi biliyorsunuz tığımdan geçiyorum Tekrar 2 zincir. Şöyle 3. 2 zincir. 4. 2 zincir. Bu şekilde 5 tane arkadaşlar kirpikten oluşturuyorum 6 zincirin üzerine bu şekilde. Şöyle bakın. Işık. Sanki bu şekilde daha iyi arkadaşlar. Evet hiç zincir çekmeden direkt bakın sık iğne ile diğer yuvaya geçtim. 5 de buraya yapıyorum. 2 zincir yuvaya girdim. Kapatıyorum. 1 2 zincir yuvaya gir. ilmek al geç. 2 zincir yuvaya gir. ilmek al tığındakinden geç. 2 zincir şöyle 4 şöyle tutayım arkadaşlar 2 zincir ve 5 Evet bakın buraya da 5 tane ipi oluşturduk diğer yuvaya aynı şekilde hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçiyoruz bakın. kirpikler sadece yuvalarda iki zincirimi çekiyorum yuvanın içine girip tığımdakinden üzerine 2 zincir bakın tığdakine geçtikten sonra 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle 3 Şöyle 4 Ve 5 Evet. Aslında arkadaşlar bakın sık iğne ile geçiş yaptığım için her yuvaya 6 kere girmiş oluyoruz altında bir zincirsiz girimiz 5 tane de kiplik yapışımız bu şekilde oluyor diğerlerini de şöyle aynı şekilde yapacağız. Bakın 6 tane geriye yuva kaldı. Şu toplamda 9 tane bu şekilde yuva olmuş oluyor. Evet, 2 zincirimi çektim. Şöyle 2 zincir bu ikinci kirpik. 2 iki zincir üçüncü kirpik. 4. 5 Beş tane kirpiğe doluyoldan sonra sıradaki yuvanın içerisine sabitliyorum. Evet. Aynı işlemi şöyle başa kadar yapalım. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle karşıdan bir görün istedim. Bakın dallarda çok güzel duruyor çiçekler. Böyle iğne zarifliğinde çoğaldıkça da e, sanki daha kendini model gösteriyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu ara kısmını ben bilerek böyle yakın veriyorum ki şu kısım gösterildiği zaman tuttuğum zaman şöyle kolaylıkla gösterebileyim size bu beraber diye bu şekilde yakın yapıyorum. Mesafe ayarlama kısmı size ait. 7 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu mesafenin arası. Hoş ve zarif güzel bir görünümü de oluyor yapımı da kolay Arkadaşlar artık bir yıldır daha fazladır Şöyle iğneden tığa nasıl yapıldığını tarif etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar tülbente ışık kurduğu için bir de gece çekim olduğu için farklı görünebilir ama ikisi iple aynı renkte tülbentim şöyle bir de telini ince tutunca daha dolgu koyut durabilir ama ikisi de mürdüm aynı renk tülbentin Evet. Dallarda açan böyle çiçeklerimiz hoş oldu. İğnetten zariflik de oldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.